Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde estetik yöntemler, estetik ameliyatlar konusunda son merak edilenleri konuşacağız. Kimimiz belki burnumuzdaki eğrilikten ya da kemerden, kimisi memesinin küçüklüğünden ya da büyüklüğünden ya da doğum ya da fazla kilolarını vermenin sonrasında oluşan karın bölgesindeki sarkmalardan yakınıyor. Ya da baldırlarındaki problemlerden yakınıyor, estetik problemlerden. İşte tüm bu konularda ne tür acaba estetik çözümler var diye konuşacağız. Bize Avicenna Esenler Hastanesi estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Sinem Sıngıl bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Sohbetimize başlayacağız. Sevgili izleyiciler, estetik yöntemlerle ilgili merak ettikleriniz varsa lütfen bu bölümümüzü kaçırmayın. Sorularınız da varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Madem estetik yöntemleri konuşacağız bugün, en tepeden başlayalım. Ben burun estetiğiyle ilgili, yani rinoplasti diye bilinen estetik yöntemle ilgili bazı merak edilenleri size yöneltmek istiyorum. Şimdi burun estetiği dediğimizde ne tür yöntemlerle yapılabilir burun estetiği? Sadece açık yöntem mi vardır, kapalı yöntemi de var mıdır? Kime, hangi duruma göre hangi yöntemi tercih edersiniz? Şöyle, açık yöntemle kapalı yöntem dediğimiz şey şu, burnumuzun orta kısmında kolimele dediğimiz kısımda yapılan kesi aslında arasındaki tek fark. Sonuç olarak burnumuzun içindeki kıkırdakları ve kemiği şekillendirebilmek için burnun iç kısmında, mukozasında mutlaka bir kesi yapıyoruz. Kapalı yöntemde sadece o mukozadaki kesiden girerek yapıyoruz. Açıkta fazladan şu kolimelada 1-2 santimlik bir kesimiz ve orada bir dikiş izimiz de oluyor. Bunun dışında yöntem olarak daha farklı şeyler de var. Burun sırtını normal kemikleri almak için kullanılan farklı cihazlar var. Ya da kemiği şeklini bozmayıp kemiği olduğu gibi yapısını koruyup alttaki tabandan çıkarılan yöntemler de var. Bunun dışında farklı şeylerimiz de var. Sadece açık kapalı değil aslında. Peki o zaman bu farklı burun estetiği tekniklerini seçerken neye göre seçim yapıyorsunuz? Hastanın geçireceği ameliyat mı, istediği yöntem ne, burun kemiğinin özellikleri mi? Bir miktar hastanın o burnun kemiklerini ve kıkırdaklarının yapısına göre karar veriyoruz tabii ki. Bir de cerrahın el becerisi ve hangisine daha yatkın olduğu da önemli. Herkes her tekniği çok rahat uygulayamıyor sonuç olarak. Hani hangisinde o burunda daha iyi sonuç alacaksınız onu tercih ediyorsunuz açıkçası. Hastanın tercihi de tabii ki önemli. Ama hani göreceği tek şey aslında şuradaki ufak bir iz olduğu için açıkla kapalı arasında hani çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Sadece burun ucunun ödemi şişliği açısından bir süreliğine bir fark olacaktır. Hangisinde daha düzgün bir sonuç, daha iyi bir sonuç alabileceksiniz onu tercih etmek lazım açıkçası. Orada kişiye özel aslında bir estetik yaklaşım benimsiyorsunuz. Tabii ki. Peki şimdi iz kalma olasılığı nedir? Her vakada aynı oranda iz kalma riski var mıdır? Yoksa bu biraz da hani tam burada dediniz hani bir kesi yapabiliyoruz. Bazı vakalarda, bazı kişilerde cilt yapısına göre hiç belli olmadığı da olabiliyor mu? Kolimelada yapılan kesi genellikle çok iyi iyileşir. Yani 6 ay sonra o hastaya bir revizyon yapmamız gerekti diyelim. Kendimiz bile hani bakıp o eski kesi izimizi bulmakta zorlanıyoruz. Orası genellikle çok iyi iyileşir. Burunda onun dışında mesela şu kenarlıklı kısımlar çok etliyse ya da orada fazla yağ varsa orayı küçültmek için bazen şöyle çevresinde de ya da içeride de kesi yapabiliyoruz. Bazen onun ufak izleri kalabiliyor. Onun dışında bir de şu kemikleri kenardan kırabilmek için içeriden değil de dışarıdan osteotomi yaptığımız hani kemik hattını kırdığımız kesiler de olabiliyor. Orada da şurada minik bir milimlik bir delik açıyoruz. O da genellikle göz kapağının içinde olduğu için o da çok belli olmuyor. Yani hastanın yara iyileşmesine de bağlı tabii bu durum ama genellikle burun kesileri çok iyi iyileşir. Peki şimdi yine bir şey merak ediyorum. Şişlik ve morluk. Şişlik, morluk mutlaka her vakada olabilir mi?
bunu önleyici yöntemler ya da ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar da var mıdır? Şöyle şişlik ve morluk hastanın vücut yapısına da göre değişiyor açıkçası. Hiç morarmayan yani göz çevresi açısından yüzden bahsediyorum. Hani burundan bahsetmiyorum. Sonuç olarak burun cildine dokunduğumuz için oradaki alttaki kemikten kıkırdaktan ayırdığımız için burun cildinde mutlaka bir şişlik oluyor. Ama göz çevresindeki şişlik morluk birazcık kişinin yapısına göre değişiyor. Ameliyat sırasında bunun için biz önlemler alıyoruz zaten. Yani ameliyat sırasında soğuk uygulama, buzlu su kullanma gibi şeyler yapıyoruz. Sonrasında da ilk 24 saatte özellikle buz koymak çok önemli. Mümkün oldukça başımızı yukarıda yatarsak eğer hani düz yattığımızdansa yukarıya da kalbimizin kan pompalıyor ya sonuçta daha az kan gideceği için hani daha az morluğumuz olacaktır. Yukarıda yatmak lazım. Onun dışında tansiyonumuzun çok yükselmemesi lazım ki ne kadar çok yükselirse o kadar çok kan gidecektir. Gene göz çevresinde o kadar çok morarıcaktır. Peki şimdi hep bazı ameliyatlar için önemli bir konudur. Hem anestezi açısından, yaranın iyileşmesi ya da ameliyatın başarısına katkı açısından, estetik operasyonlarda özellikle de rinoplasti yani burun estetiğinde sigara hastanın içmesinde bir etkisi var mı? Evet mutlaka var. Yani sigara sonuç olarak damarları büzüştürerek o dokuya kan gitmesini engelliyor. Ve hani yara iyileşmesini tabii ki bozuyor. Şişliklerin, morlukların geçmesi de daha uzun sürer. Burnun şekil alması da, o kemiklerin kaynaması da daha zor olur. Mümkünse en az bir ay öncesinden sigarayı bırakmak, hatta sonrasındaki o yara iyileşme süreci 6 ayda tamamlanır. Mümkünse o 6 ay boyunca da sigara kullanmamak lazım ama hani hastaları bunu öneriyoruz, ne kadar uygulayabiliyorlarsa. En son burun estetiğiyle ilgili bir şey soracağım. Burun estetiğine bağlı olarak herhalde kişinin soluk alıp verme ile ilgili bir takım problemleri varsa onlar da düzeliyor zannediyorum değil mi? Şöyle yani nefes alıp verme probleminin neye bağlı olduğuna bağlı. Bazı insanlar alerji nedeniyle ya da içerideki konka dediğimiz etlerin büyümesi nedeniyle nefes alamıyorlar. Alerji nedeniyle ise sonuç olarak cerrahi müdahale alerjiyi düzeltebilecek bir şey değil. Tabii. Yani ondan sonra alerjisi devam edecek ve nefes sorunları devam edecek. Ama içeride bir anatomik bir bozukluk varsa, şu ortada septum dediğimiz kıkırdakta kemikte belirlik varsa, konkalarda büyüme yani hem hipertrofi hem de fazlalık varsa konkaların müdahale edilip onlar yakılabilir veya eğer gerçekten çok büyükse o konkaların bir kısmı alınabilir. İçerideki septumda bir eğrilik varsa o hava yolunu tıkayan septum düzeltilebilir. O zaman nefesi açılır ama dediğim gibi alerji gibi bir nedenle eğer nefes darlığı varsa o ameliyattan sonra da devam edecektir. Şimdi biraz yavaş yavaş burun estetiğinde diğer konulara gelelim. Meme estetiği. Şimdi memenin tabii ki estetik yöntemle küçültülmesi, büyütülmesi ya da dikleştirilmesi mümkün. Öncelikle şunu soruyorum. Memesinin küçüklüğünden yakınan kişilere nasıl daha bir meme estetiği yapıyorsunuz? Bunda daha çok ne tür protezleri kullanıyorsunuz? Mesela silikonlar daha önce eskiden kanser yapar deniyordu. Günümüzde tercih edilen protezler nelerdir? Yani silikonların hep protezlerin sonuç olarak hepsinin içinde bir silikon yapısı var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika'da protezlerin dış kısmı silikondan yapılıyor ama içinde de farklı bir madde silikon var. Yani farklı bir yapıda bir silikon var. Amerika'da için silikon dolu protezler yasak. Onlar su dolu, salin dolu protezler kullanıyorlar. Orada FDA onay verdiği için. Onun dışındaki ülkelerde öyle bir sıkıntı yok. Biz çoğunlukla silikon protez kullanıyoruz. Protezlerin dış yapısı pürüzsüz olabilir, pürtüklü olabilir. Yuvarlak böyle sanki ikiye kesilmiş portakal şeklinde protezler var. Biraz daha hani meme yapısına uygun üst kısmı biraz daha çökük, altı biraz daha çıkıntılı anatomik protez dediğimiz protezler var. Bunun seçimi de hastanın vücut yapısına göre, meme dokusunun miktarına göre, gövdesinin genişliğine, omuzlarının şekline göre belirleniyor açıkçası. Peki estetik ameliyatla ne kadar büyütmek mümkündür bir memeyi yani ya da kaç beden diyeyim? Şöyle yani hastanın isteği de kesinlikle çok önemli. Ama hani vücuda uygun hani omuz ölçüsüne, gövde ölçüsüne uygun bir protez koyup ona göre büyütmek lazım açıkçası. Doğru. Hani herkesin bir meme taban çapı var. O taban çapından daha büyük bir protez koyduğumuzda hani çok büyük olsun diye bu sefer gövdesini yanına taşıyor.
ve o zaman yani çirkin böyle garip bir görüntü oluyor. Hani o meme taban çapının boyutuna uygun olarak bir protez yerleştirmek lazım. Protezlerin yükseklikleri birbirinden farklı. Ne kadar yüksek bir meme görüntüsü istiyorsa hasta ona uygun bir yükseklikte protez konulabilir. Tabii burada da hep estetik ameliyatı öncesinde hastanın beklentisi, evet, nasıl bir burun, nasıl bir meme, hı-hı, istediğine göre tercihinizi, yönteminizi, aynen, belirliyorsunuz. Konuşmak önemli. Peki meme estetiğinde kullanılan anestezi yöntemi nedir? Meme büyütmeyi de konuştuk, bir de meme küçültmeyi konuşalım. Hı-hı. Meme küçültme ameliyatı biraz daha zor herhalde, değil mi? Ağrı açısından meme büyütmede eğer kas altı protezi yerleştiriyorsanız kas ağrısı çektikleri için biraz daha fazla ağrı hissediyorlar ama meme dokusunun altına, hani cilt altına koyuyorsak eğer daha az ağrı çekiyorlar. Meme küçültmede yani dikiş izleri biraz daha fazla oluyor, yapılan kesi biraz daha fazla oluyor, evet. Ama dokunduğunuz doku kaso dokusu değil de sadece oradaki yağ ve süt bezleri olduğu için ağrı bir miktar daha az oluyor kas ağrısına göre. Peki sadece protezle mi memeyi, hı-hı, büyütmek mümkün? Vücuttan yağ alarak ya da kendi dokusuyla da büyütmek mümkün herhalde, tabii, değil mi? Evet, mümkün. Biraz bu yöntem konusunda da çok kısa bilgi verir misiniz? Sonuç olarak liposakşında yağ alıyoruz vücudumuzdan. Evet. Hani hangi bölgede fazlaysa ona uygun miktarda almak lazım tabii. Meme dokusunun altına ve memenizin altındaki şu pektoral kaslarımızın altına yağ enjeksiyonu yapmak mümkün. Bir de tabii ki cilt altına bir miktar, hı-hı, yapılabilir. Meme dokusunu kendi içine yaparsak ileride eğer bir sıkıntı olursa mamografide onlar meme kanseriyle karışabiliyor. O yüzden sadece böyle meme dokusunun altına ya da cilt altına yağ enjeksiyonu yapılabilir. Protezler daha kıvamlı materyaller sonuç, hı-hı, olarak, daha sertler. Ve yağ enjeksiyonu öyle bir şey değil, sıvı bir şey enjekte ediyorsunuz aslında oraya sonuç olarak. Hani protezin verdiği dikliği, o sertliği, o boyutu sağlamıyor. Peki yağ enjeksiyonuyla meme büyütme ya da meme dikleştirme yöntemi, hı hı, herhalde kalıcı bir yöntem değil. Belli bir süre sonra vücut eritiyor mu onu, yok ediyor mu? Şöyle, ben hep aynı şekilde anlatıyorum. Bir 100 gram bir yağ koyduğunuzda, hı hı, bir 6 ay geçtiğinde yani en son iyileştiği halinde onun 30-40 gramı vücudunuzda kalıyor. Hı hı. Yani sonuç olarak bu bir yağ grefti. Hani saç ekimiyle ya da ne bileyim deri greftiyle benzer bir şey. Vücudunun bir yerinden alıp diğer tarafa koyuyorsunuz ve orada o yağ dokusunun ya da cilt dokusunun ya da saç dokusunun beslenmesi artık o bölgeden olmaya başlıyor. Hepsi kalmıyor ama o yağın bir kısmı orada kalıyor ve oradan beslenmeye başlıyor ve artık o bölgenin yağı oluyor. Şimdi son 3 dakika içindeyiz sohbetimizin. Karın germe ameliyatı, hı-hı, var. Şimdi tabii ki özellikle fazla kilo verenlerde, hızla fazla kilo verenlerde, evet, kadınlarda doğum sonrasında oluşabilen problemin çaresi olarak da karın germe, evet, operasyonları çıkıyor. Çok kısa anestezi yöntemi, teknik, iz kalıp kalmaması konularında bilgi verir misiniz? Tabii. Karın germe ameliyatı genel anesteziyle yapılır. Lokal anesteziyle ya da seda analjeziyle yapmak çok uygun olmaz açıkçası. Hı hı. Sonuç olarak karnımızın alt kısmında zaten herkesin doğal bir katlantısı var. O katlantının içine hani sonrasında çamaşırla, mayoyla, bikiniyle saklanabilecek böyle bir bölgede mutlaka bir dikiş izi kalıyor. Hı hı. Bu dikiş izinin uzunluğu hani ne kadar cilt fazlalığı olduğuna ya da cilt altında ne kadar yağ fazlalığı olduğuna göre hani kişinin vücut yapısına göre değişiyor açıkçası. Ama mutlaka orada ince de olsa bir dikiş iziniz kalıyor. Bunun dışında hem sarkıklıkları gidermek mümkün hem de yandan baktığımızda karnımızdaki çıkıntıyı da bir miktar içeri alabilmek mümkün oluyor. Ayrıca şu önümüzdeki baklava kaslarımız var ya karnımızdaki, hı hı, baklava kaslarının dışındaki zara da müdahale ederek belimizin yan kısmına da biraz inceltmek mümkün bu ameliyatta. Hı hı. Mesela bu çok bilinen bir şey değil. Karın germe ameliyatlarında bir miktarda olsa belin bile inceltilmesi, tabii, evet, mümkün diyorsunuz. Şimdi son olarak da liposakşını soracağım. Hı hı. Liposakşın değildiğinde zaten çoğu kişinin aklına baldırlar geliyor. Şimdi sadece liposakşın baldırlara mı yapılır? Ben şöyle söyleyeyim, liposakşınla vücudun hangi bölgesindeki ne tür sorunlara nasıl çözümler üretiyorsunuz? Daha çok yağ alıyoruz sonuç olarak. Yağ fazlalığı olan bölgelerden bunu yapmak mümkün. Türk kadınları için baldır bacak basan gerçekten büyük problemler. Onun dışında karın ön duvarı olabilir, karın yanları olabilir, sırtımızda o sütyenin altındaki katlantılar olabilir.
bacaklarla poponun arasındaki o banana roll dediğimiz oradaki katlantı olabilir. Kollarımızın altındaki ya da omuz bölgemizdeki evet. yağ fazlalığı olabilir. Bunun dışında koltuk altındaki, sırtımızdaki şu bölgedeki yağ fazlalıkları olabilir, alınabilir. Onun dışında alt bacak, ayak bileği, diz çevresi, onları da inceltmek tabii ki mümkün. Peki şimdi burada anestezi nasıl liposuction'da? Ne kadar miktarda bir alandan ne yapacağınıza göre değişiyor açıkçası. Yani ufak bir alandan bir liposuction yapıp ufak bir düzeltme yapacaksınız. Hafif sedasyon verip ya da belki hiç sedasyon vermeden, hani hiç anestezi uygulamadan da sizin, çünkü liposuction öncesinde oraya bir sıvı enjekte ediyoruz. Onun içinde zaten uyuşturucu maddelerimiz var. Sadece onunla da bazen yeterli olabiliyor. Ama geniş, mesela tüm gövdeye yapacaksanız genel anestezi yapmak lazım. Şimdi yöntemleri anlattınız. Çok teşekkür ederim. Kısıtlı zamanda ama çok da faydalı bilgiler verdiniz gerçekten. En son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye özellikle estetik tedavilerde dünyanın pek çok bölgesinden hasta çekiyor. Evet. Türkiye'ye estetik tedavileri için en çok hangi ülkelerden hastalar geliyor ve daha çok hangi yöntemleri tercih ediyorlar? Şöyle, daha çok Avrupa'dan ve Afrika'nın üst kısımlarından, Fas civarından gelen hastalarımız daha çok oluyor açıkçası. Genellikle Arap kökenli hastalar, Avrupa'da yaşıyor olsalar da. Bunun dışında İngiltere'den çok gelen oluyor, Fransa'dan çok gelen hastamız oluyor. Bu hastalar çoğunlukla liposuction, karın germe, meme dikleştirme amacıyla, hani meme ameliyatları amacıyla geliyorlar. Kaç gün sürüyor bu? Yani diyelim ki yurt dışından bir hasta Türkiye'ye geldi. Ameliyatına göre tabii ki değişir. Burun estetiği mi, liposuction mı, karın germe mi, meme estetiği mi, belki bir ikisinin aynı operasyonda yapılması mı? Ama ortalama olarak ne kadar zamanlarını ayırmalılar böyle bir estetik için? Ortalama olarak genellikle bir hafta şeklinde söylüyoruz ama rinoplasti de biraz daha kısa sürede yeterli olabilir. Mesela kombine bir ameliyat istiyorsa belki iki haftaya da uzatmak gerekebilir ama ortalama olarak bir hafta. Ben çok teşekkür ederim operatör doktor Sinem Sıngın. Sağlığım için her şeye katılarak estetik yöntemler konusunda bilgi verdiniz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Esra Hanım. Sevgili izleyiciler, sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.